Havacılığın adresi Türkiye'de. Havadan Haberler bölümünde bu hafta TUSAŞ tarafından üretilen Şimşek İHA'nın yeni gücü Hot Nose hakkında bilgi aktaracağız. Hazırsanız konunun ayrıntılarına bakalım. Hava araçlarındaki başarısıyla her geçen gün dünyanın daha fazla dikkatini çeken TUSAŞ, tasarım, üretim ve test aşamalarının tamamını bünyesinde gerçekleştirdiği Şimşek için geliştirilen kızılötesi ışınımla sektördeki gücünü perçinlemiş oldu. Bu yeni kabiliyetiyle silahlı kuvvetlere ve birçok firmaya hizmet veren Şimşek, 2021 yılında da geliştirilmeye devam edecek. Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında araştırma ve geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımdır. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenebilir açık mimari yapıda tasarlanan Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, havadan havaya, satıhtan havaya, uçaksavar ve füze sistemleriyle atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip yüksek hızlı hedef uçak ihtiyaçlarını karşılayan bir hava aracıdır. TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan Şimşek sistemi genel özelliklerine bakacak olursak, havada kalma süresi 45 dakika olan, 400 knot yani saatte 740 km hıza ulaşabilen, 1000 feet ile 15.000 feet arasındaki irtifalarda görev yapabilen, yani bu da 350 metre ile 4500 metre arasındaki irtifalara denk gelmektedir. 50 km menzili olan, fırlatıcı ile kalkış yapan, paraşüt ile karaya veya denize iniş yapabilen, gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol imkanı sağlayan, ileri kompozit teknolojileriyle üretilen, askeri standartlara uyumlu, özgün uçuş kontrol sistemi ve otopilot sistemi sayesinde kalkış ve iniş dahil rota, yön, hız, irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyetine sahip, yer kontrol istasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği taşıyan, eve dönüş ve acil iniş modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktalarına gelerek otomatik iniş yapabilen, gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme özelliğine sahip, sayısal harita otomatik tanıma sistemi kullanan bir hava aracıdır. Şimşek İHA'ya faydalı yük olarak pasif radar iz artırıcı sistem entegre edilmiştir. İlave faydalı yük olarak MDI, CMDS, duman jeneratörü, radar altimetre entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir. Bir hedef uçak platformu olan Şimşek, son yıllarda çeşitli tatbikatlarda da boy gösteriyor. Silah, radar ya da infrared güdümlü sistemler geliştiren firmaların, geliştirme dönemlerinde uçuş testleri esnasında hizmet veren Şimşek, uçuşlarını yer kontrol istasyonu üzerinden ve otonom olarak gerçekleştirebiliyor. Düz ve beton bir alandan fırlatıcı ile atılan, bir piste ihtiyaç duymadan gökyüzüne taşınan hedef uçak, otonom uçuşunda inişlerinde paraşütle yapabiliyor. Silahlı kuvvetlerin eğitim amaçlı atışlarında yer alan yüksek hızlı hedef uçak Şimşek, her sene düzenlenen deniz kurdu ve mavi vatan tatbikatlarında gemi üzerine kurulan platformlardan kalkış yapıyor. Uçak, TÜBİTAK, SAGE ve ROKETSAN için de hizmet veriyor. Bir buçuk metre kanat genişliğinde, 2,3 metre boyunda olan Şimşek, radarda ise fazlasıyla küçük görünüyor. Belli bir seviye üzerine ateş eden sistemler için Şimşek bazen görünmez olabiliyor. Savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlar ve ülkemize kazandırdığı hava araçlarıyla birçok başarı yakalayan TUSAŞ, kullanıcıların talepleri doğrultusunda Şimşek İHA'yı geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Ters motor yüksek ısı uçağı olduğundan daha büyük göstermek için birkaç tasarım çözümü yapan TUSAŞ, kullanıcıların infrared ihtiyacına yanıt vermek için de çalışmalarına başladı.
İnfrared tabanlı bir silah sisteminin atış edebilmesi için şimşeğin jet motorunun daha fazla kızılötesi ışınım yayması gerektiği saptanıyor ve farklı firmalar tarafından yapılan tüm çalışmalar inceleniyor. İncelemelerin ardından özel bir sistem tasarlayan TUSAŞ, Hot Nose adı verilen sistemi hayata geçiriyor. Jet motorunu uçağa tersten koyan, motorun çıkışında yer alan metal plakayı ısıtarak ışıma gücünü artıran TUSAŞ, şimşeğin 800 santigrat dereceye ulaşan ısıyla uçmasını sağlıyor. Kullanıcının sahip olduğu infrared dedektörde şimşeği daha kolay bir şekilde algılıyor ve böylelikle kullanıcı hedefi tam 12'den vurabiliyor. Kullanıcıların beklentisini iki farklı şekilde karşılayabilecek olan fakat motoru ters koyma yöntemini tercih eden TUSAŞ, Hot Nose için yaklaşık 1,5 senelik zaman zarfında çeşitli çalışmalar yürüttü. Daha önce böyle bir sistem geliştirmeyen TUSAŞ, tasarım, üretim ve test süreçlerinin ardından elde ettikleri verilerle bu yeni özelliği şimşeğe entegre ediyor. Bu süreçte yapılması gereken rüzgar tüneli testleri de Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan tünelde gerçekleştiriliyor. Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK SAGE gibi güçlü isimlere hizmet eden şimşek şu anda ters motoru ve yüksek infrared kabiliyetiyle kullanıcısına hizmet etmeye devam ediyor. TUSAŞ, Hot Nose tasarımı sayesinde infrared güdümlü silah sistemlerine hedef olabilme kabiliyeti kazanarak bu kabiliyet ile hava araçları dışında da birçok ürünü üretebileceğini gözler önüne sermiş oluyor. Şimşek platformuna yeni kabiliyetler kazandıracak Hot Nose tasarımının ilk fazını tamamlayan TUSAŞ, müşteri talepleri doğrultusunda ekipmanı daha da geliştirmek için ikinci fazda başlatmış durumda. Aynı zamanda şimşeğin de kabiliyetlerini artırmak için birçok çalışma yürüten TUSAŞ, 2021 yılında uçağın daha gelişmiş bir versiyonuyla kullanıcı karşısına çıkmayı planlıyor. Şimşek İHA'nın yeni gücü Hot Nose hakkında anlatılabilecek hususlar şimdilik bu kadar. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.